5,5'lik depremle sarsılan Adıyaman'ın köylerinde hasar büyük. Yıkılan evlerin çoğu kerpiç. Artçı sarsıntılar sürdüğü için hasarlı evlerine yaklaşamıyorlar bile. Şimdi 200'den fazla aile için çadırda yaşam başladı. Çocuğum üstünde gelmiştim. Çocuk ağrıyordu. Ben de kaçtım ki çıkayım. Duvar üstünde yıkıldım. Tam şu enkazın altında kaldınız değil mi? Bu toprağın altında kaldınız. Yıkılan bu evden 40 günlük bir bebek ve Rabia Öztürk sağ olarak çıkarıldı. Samsat'ta meydana gelen depremin ardından en yoğun hasar alan köylerden birindeyiz. Burası Akdamar Köyü ve birçok kerpiç ev gördüğünüz gibi yıkılmış durumda. Vatandaşlar ise Kızılay ve AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Rabia Öztürk misafirlerine çay demliyordu ki deprem oldu. O kendini dışarı atmaya çalışırken evine misafir olarak gelen yeğeninin 40 günlük bebeği yıkılan evin enkazının altında kaldı. Baktım ablam bağırdı, dedi kaçın, kaçmaya fırsat vermedi. Sonra baktım ki yeğenimin hanımı çocuk ağladı, dedi çocuk yok. Yıkılan evlerden biri de Akdamar Köyü muhtarı Necmettin Öztürk'e ait. Deprem sonrası Çanakkale'den gelen bir telefon onu çok duygulandırmış. Çanakkale Merkez Mahalle Muhtarı Enver arkadaş diye aradı. Dedi ki biz depremi yaşamışız, bunları biliyoruz. Bizde çadırlarımız, battaniyemiz, çocuk bezimiz, ihtiyaç duyulan her şeyimiz hazır ambarda bekliyor. O beni çok gururlandırdı, çok mutlu etti inanın. Samsat ve çevre köylerinde 200'den fazla evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ve yardımlar, çalışmalar Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kontrolünde yürütülüyor. AFAD ve Kızılay ekiplerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız dün gece zaten olay yerinde vatandaşlarımıza çadırlarını kurarak sıcak yemeklerini, battaniyelerini, ısıtıcılarını vererek yardımcı oldular. Bugün de özellikle hasar tespitinden sonra AFAD'ın bu çadırları yıkılan evler için kaldırıp yerine konteynerları koymasıyla ikinci erken toparlama dönemine geçmiş olacak. Afet ve Acil Durum Başkanlığı ekipleri de deprem bölgesinde. Depremzedeler şimdilik AFAD çadırlarında kalacak. Daha sonra da konteynerlara yerleştirilecek.